Şimdi Orhan Uğuroğlu ile ilgili saldırıda şüpheliler gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Meslek örgütleri, gazeteci örgütleri etkin soruşturma talebinde bulunmuşlardı ki bunun böyle olacağını biliyorduk. Buna rağmen ilk başta böyle bir serbest bırakılma kararı açıkçası etkin soruşturmaya ilişkin ümitlerimizi de tüketti diyebiliriz. Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıda iki saldırganın tutuklandığı haberi var bugün. Ankara'da organize işler ne oluyor? Valla insanı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Bu iki saldırı ve İstanbul'da gene bir avukat gazeteci, KRT'de program yapan bir arkadaşa, eski Ülke Ocakları Başkanı'na yönelik saldırıyı da eklersek bir haftada üç temel saldırı var gazetecilere yönelik. Bu temel ortak noktaları nedir diye baktığımızda bunların hepsinin MHP'yi, Devlet Bahçeli'nin siyasi tutumunu eleştirdiklerini ve geleceğe ilişkin çeşitli değerlendirmeler yaptıklarını görüyoruz. İşte Orhan Uğuroğlu Selçuk Özdağ'la konuşuyor. Selçuk Özdağ'ın eleştirilerine köşesinde yer veriyor. Ama bakıyorsunuz Genel Başkan Yardımcısı tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ediliyor ve ertesi günde saldırıya uğruyorlar. Yetmiyor. Trik bir hedef gösterme var. Tabii ki. Tabii ki. Yani sonuçta o hedefi bulmaya kilitlenmiş kimi tipler o işareti bekliyorlar. Bunu işaret fişeği olarak alıyorlar. Yetmiyor. Bu saldırılar sanki hiç olmamış gibi. Hiç Türkiye'de böyle bir saldırı olmamış gibi Devlet Bahçeli'ye danışmanlık yapan bir kişi iki tokattan infial yaratıyorsunuz, iki tokat bir sopadan infial yaratıyorsunuz diye bir yazı yazabiliyor. Bunu eleştirdiği için Karar Gazetesi yazarları ki Taha Akyol yıllarca bu ülkücü camiaya hizmet etmiş ideolog takımından biri hedef haline getiriliyor. İsmi verilerek hedef yapılıyor. Kim tarafından isim veriliyor onu da söyleyelim. Tabii yani şimdi sonuçta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından. Yani hem sosyal medyadan Twitter'ı beğenmiyorlar, Twitter'ı kapatmaya yelteniyorlar ama aynı zamanda da Twitter üzerinden tehdit ediyorlar. Aynı zamanda gazetenin iki yazarı daha tehdit ediliyor. Yani ilginçtir. Şaşırtıcıdır, ürkütücüdür, endişe vericidir. Bugün Hrant Dink'in ölümünün 14. yılı. Hrant Dink belki bunlar kadar şanslı değildi bu. Selçuk Özdağ kadar da şanslı değildi. Orhan Uğuroğlu kadar da şanslı değildi. Çünkü onu doğrudan öldürdüler, katlettiler. Ve 14 yıl sonra Hrant'ın ölümünün 14. yılında yeni gazetecileri yeniden hedef göstermeye, bu sefer siyasetçileri de katarak hedef göstermeye başladılar. Belki size şaşırtıcı gelecek şimdi söyleyeceklerim. Şimdi Ankara'da bir süredir şu konuşuluyor. Ankara'da yasa dışı ilişkilerle, işlerle uğraşan bir kişi var. Bu milliyetçi camiaya çok yakın biri. Ve buna bağlı olarak da sokakta torbacılık yaptığı iddia edilen, başıboş gezen, işi gücü olmayan insanlar var. Bir yerlerde bekliyor bunlar. Genel merkezin tweetlerini okuyan, genel merkezden çeşitli, herkesin değil ama, belirli kişilerin tweetlerini okuyan, onların mesajını alan Ankara örgütlenmesinden birileri, bu yasa dışı ilişkiler, işlerle uğraşan kişiyi arıyor. Ve o kişiye gereğinin yapılmasını tavsiye ediyor, ricada bulunuyor. Sonra o kişiye HTS kayıtlarından bu kişilerin, hedef gösterilen kişilerin nerelerde olabileceği söyleniyor, bildiriliyor, anlık bildiriliyor. Ne yazık ki... Çok organize bir işten bahsediyorum. Çok ciddi bir organizasyondan söz ediyorum. Bunu... çok emin olmasaydım paylaşmayacaktım ama bunu camiayla yakından ilişkisi olan insanlardan öğrendim ben. Onlardan aldığım bilgidir. Emniyet içerisinde de uzantıları var bunların. Çeşitli Ankara'nın çeşitli yerlerinde büroları var bunların. Bürolarda çalışıyorlar ve bu bürolara bu bilgiler gidiyor. HTS kayıtlarından o kişinin anlık olarak nerede olduğu bildiriliyor. Organize edilmiş saldırgan tiplerde
oralara sevk ediliyor ve oralarda infaza girişiyorlar. Şimdi üç ayaklı bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Hatta bir de dört ayak. Yani birinci ayak siyaset. Siyaset. İkinci ayak emniyet. Emniyet. Üçüncü ayak tırnak içinde mafya vari bir yapılanma. Mafya. Dört. Dördüncüsü de zaten emniyetin dışında bürolarda örgütlenmiş emniyet bağlantılı kişiler. Onlar da sevk ve idareden sorumlular. Bilgiyi alıyorlar ve böyle bir çark kurulmuş vaziyette. Buradan da infaza gidiyorlar. Verilen görevde yani öldürmeden ağır hasar verdirme üzerine kurulu. Bunu da ifşa edip başkalarının üzerine de korku yaymakta. Zaten amaç o. Yani sindirmek. Şimdi AKP tarafı hukuku kullanarak, yargıyı kullanarak insanları yani sopa olarak kullanıyor. Diğer tarafı da, diğer ortak da fiziki şiddeti araç olarak kullanıyor. Araçsallaştırmış vaziyette. Bunun üzerinden insanların üzerine korku salınıyor. Emniyetin, resmi devletin güvenlik güçleri sokakları dar ederek, insanları yerlerde sürükleyerek meşruiyet kazandırdıkları bir şiddet uygularken ötekisi de gayri resmi bir şiddet uyguluyor. Böylece bir şiddet sarmalının içerisinde hukuk sopası ve sokak sopası şeklinde. Aslında sokak sopasının içinde hukuk sopası var. Neden? İşte Orhan Uğuroğlu'na saldırganların serbest bırakılması ki sizin de bahsettiğiniz gibi aslında resim olduğu gibi ortada. Sosyal medyadan açık açık hedef gösteren bir siyasi parti var ve bu siyasi partinin hedef göstermesinin ardından başlayan bir saldırı var. Artık bu saldırı adi bir olay olmaktan, basit bir olay olmaktan çıkmış. Yani hukuk bunun üzerine gitmiyorsa, serbest bırakıyorsa, ben soruşturmayı bir adım daha ileri götürmüyorum diyorsa, beşinci ayakta hukuk oluyor o zaman. Hukuk oluyor, evet. Yani senin de söyle işaret ettiğin gibi beşinci ayağa doğru havale ediliyor. Şimdi Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıdan, silahlı ve sopalı saldırıdan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili bir soruşturma başlatıyor. Hı hı. Soruşturma sürdürülürken bakıyorsunuz Özdağ'a yönelik saldırıyı meşrulaştıran, hatta öven, tweetler atan, açıklamalar yapan MHP il başkanları, delegeleri, yöneticileri dün akşamdan beri de başsavcı vekilini hedefe koymuş vaziyetteler ve sen kimin adamısın, sen ne hakla bu işi soruşturursun demeye getiriyorlar. Çünkü cesaret aldıkları nokta ne? Çubuk saldırısı, linç girişimi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ona yönelik linç girişiminde eğer etkin bir soruşturma yapılmış olsaydı, MHP'liler gidip o inek hırsızının elini öpmemiş olsaydı, cezalandırılmış olsaydı, hakkında iddianame hemen düzenlenmiş olsaydı, CHP'nin ortaya koyduğu belgeler üzerinden sevk ve idare edenlerin kimler olduğu ortaya çıkarılmış olsaydı, bugün diğer saldırılar gerçekleşmezdi.